Sevgili 8'e sağlık izleyicileri, bugün yine bayanları yakından ilgilendiren, hatta erkekleri de ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Dikkatinizi çekecek bir konu, ekranlara kilitlenin bence. Bugünkü konuğumuz, konunun uzmanı, uzman eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok önemli bir konu. Bayanları da çok yakından ilgilendiriyor. Erkekleri de gerçi ilgilendiriyor evet. Ama bayanlar daha haşır neşir olduğu için. Evet, daha çok ilgileniyoruz evet. Biz bayanlar olarak cilt evet. Güzelliğimizle. Şimdi ciltle ilgili konuşacağız. Cilt yaşlanmasıyla ilgili. Cildin yaşlanma sürecinden bize bahsedebilir misiniz? Şöyle, aslında gerçekten de fiziki olarak baktığımızda da biz ilk yaşlanma belirtilerini cildimizden görürüz. Yani cildimiz hem sağlık durumumuzu bize gösterir, sağlık durumumuz hakkında ipucu verir. Hem de hani ortalama kaç yaşında olduğunu bile bir insanın aslında cildine bakarak anlayabiliyoruz. Yani. Aslında cildimiz bizim içimizin aynası gibidir diyebilirim. Şöyle, cilt dediğimizde sadece yüze de odaklanmayalım. Genelde cilt deyince, yaşlılık deyince hep yüze odaklanır ama aslında cilt o kadar büyük bir organdır ki hani vücudumuzun tamamını kaplar. Mesela ilk yaşlanma belirtileri olarak eline bile baktığınızda bir insanın derinin inceldiğini görürsünüz. Lekelerin çıktığını görürsünüz. Yaşlılık lekeleri denir ya. Hı hı. Cildimizde de aynı şekilde yaşlanma süreci başlarken cilt derisi incelir. Böylelikle inceliyor yaşlanınca. Aynen, evet. Geçirgenliği azalıyor. Geçirgenliği azalınca da aslında su tutma özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Bu özelliğini kaybedince de yavaş yavaş aslında kurumaya başlıyor. Kurulukla beraberinde ince kırışıklıkları getiriyor. Cildimiz aslında düşünülenden çok daha erken bir yaştan itibaren yaşlanmaya başlıyor. 25 yaşından itibaren cilt hücreleri aslında metabolik olarak yavaşlıyor. Bu yüzden en baştan önlemini almak gerekiyor aslında. Cildimizde bildiğiniz üzere kolajen ve elastin lifler var. Cilt yaşlanmaya başladıkça bu kolajen ve elastin lifleri dayanıklılığını kaybediyor. Ama kolajen ve elastin... Ya, nasıl yavaşlatabiliriz acaba cilt yaşlanmasını diyecektim. Siz konuya girdiniz. Buyurun hocam devam. Aynen öyle. Bunlar fonksiyonlarını kaybedince kolajen ve elastin zaten cildin dayanıklılığından, sağlamlığından sorumlu maddeler, lifler. Kaybettikleri zaman bu da kendisini cilt sarkıklığı olarak gösteriyor ve yine kırışıklık olarak gösteriyor. Onun dışında bizim derimizin en alt katmanı hipodermis katmanıdır. Hipodermis katmanında yağ yastıkçıkları bulunur. Bu bizim cildimizin daha dolgun görünmesini sağlar aslında. Cildimiz yaşlandıkça bu yağ yastıkçıkları da inceliyor. Hı hı. Ve inceldikçe tabii ki de cilt kurumaya başlıyor tekrardan. Aslında her şeyin temelinde fonksiyonlarının kaybetmesi cilt tabakalarının. Bu canlılığını da yitiriyor değil mi? Daha matlaşıyor deri sanki. Tabii ki de matlaşıyor, kırışmaya başlıyor. Evet. Gençliğini, o dinamikliğini yitiriyor aslında cilt. Bir de tabii ki de hepimizin çok sık yaptığı mimiklerimiz var. Yine derinin en alt katmanında mimik kasları var. Gençken mimik kasları kasıldığında cilt kasılamadığı için minik bir çizgi oluşuyor ama kaslar tekrardan gevşediğinde o cilt normale dönüyor. Tolere edebiliyor bunu gençken cilt. Ama yaşlanmaya başladıkça mimik kasları kasılıp gevşediğinde o çizgiler kasıldığında oluşan cilt çizgileri tekrardan normale dönemiyor. Kalıcı bir şekilde çizgi kalıyor, belirginleşiyor. İşte mimik kaslarımız nerelerde var? Hani hep deriz ya şu alanımızda, işte şuralarda, gözlerine, kaz ayakları. Evet. Zaten hem cilt inceldiği bir de işte kolajenini kaybettiği için ister istemez bu sefer o kırışıklığı düzeltemiyor. Aynen öyle. Baştan önlemini almadıkça devamı geliyor ve çizgiler kalıcı hale geliyor. Peki hocam, bahsettik cilden, işte zamanla inceliyor, işte kolajenini kaybediyor, yaşlanıyor. Peki bu süreci nasıl yavaşlatabiliriz? Şöyle diyebilirim, aslında iki çeşit yaşlanma var. Biri intrinsik yaşlanma dediğimiz, tamamen bizim genetik kodlarımızla alakalı. Bunları biz kesinlikle müdahale edemiyoruz. Bir de extrinsic yaşlanma var. Bu tamamen çevresel şartlara ve yaşam stilimize, beslenme şeklimize bağlı olarak değişiyor. Biz buna müdahale edebiliyoruz. Temelinde aslında beslenme yatıyor. Ne kadar düzgün ve temiz beslenirsek o kadar cildimizi en başından beri koruyabiliriz yaşlanmaya. Tabii ki de yaşlanma kaçınılmaz bir süreç ama elimizden geldiği kadar temiz beslenerek bunu yavaşlatabiliriz. Onun dışında kesinlikle çok önemli bir şey güneş. UV ışınlarına çok fazla maruz kaldığı zaman cilt yaşlanıyor. Yani artık bu çalışmalarca da kanıtlanmış klinik çalışmalarla. O yüzden yaz kış demeden, yok işte ben kışın güneş görmüyorum, sürmeme gerek yok diye düşünmeden yaz kış evden çıkmadan önce güneş kremi mutlaka uygulanmalı. Onun dışında sigara. Sigaranın zaten bütün vücuda zararı var. Yani çok zararlı. Cilde de tabii ki de zararı var. O yüzden sigarayı
bırakamıyorsak da azaltmakta fayda var diyebilirim. Evet. Alkol de aslında fazla tüketimi cildi yaşlandırıyor. Çünkü çok fazla alkol tüketmek dehidrasyona sebep oluyor. Dehidrasyon da cildin nemini kaybetmesi demek. E cilt kuruyunca ne oluyor? Yaşlılık oluyor. Bir de insanların her zaman yapmayı kaçırdığı şeylerden bir tanesi de düzgün, kendi cilt tipine uygun nemlendirici kullanmak. Bunu çoğu zaman atlıyoruz. Hani bazılarımız hiç nemlendirici kullanmıyoruz. Bazılarımız da nemlendirici kullanıyoruz ama hani kendi cilt tipimize ya da cilt sorunumuza uygun olmayan herhangi bir kulaktan dolma bilgilerle ürünler kullanıyor bazılarımız. Ve bu da aslında yaşlanmaya yol açıyor. Yani uygun nemlendiriciyi kullanmamamız yaşlanmaya yol açıyor. Aynen anladın. Öyle. O zaman buradan şunu söylememiz lazım seyircilerimize. Konunun uzmanına danışarak kullanmalılar bunu. Ona göre seçmeliler değil mi? Kesinlikle. Evet. Bu önemli çünkü şeyden işte internetten bakıyor, komşusu tavsiye ediyor, bir şekilde onu alıyorlar, kullanıyorlar falan. İyi olduğunu düşünürken aslında kendilerine kötülük ediyorlar yanlışlıkla. Tabii ki de. Bilmeden. Mesela benim kuru ve hassas cildim var. Ve yaşım da artık 30'a yaklaştığı için yavaş yavaş hani hem kuru ve hassas cilt endişelerimi hafifletmek için hem de yaşlanmayı da birazcık daha yavaşlatmak için kuru ve hassas ciltlere uygun anti-aging krem kullanıyorum. Son zamanlarda probiyotik çok meşhur olmaya başladı ve gerçekten de probiyotiğin vücuda ve cilde de çok güzel olumlu etkileri var. Probiyotik dedi ki ya hocam, probiyotiği bir açar mısınız? Nedir probiyotik? Tabii. Probiyotik demeden önce aslında mikrobiyotadan bahsetmek istiyorum. Mikrobiyota. Vücudumuzun belli alanlarında, farklı alanlarında her alanın kendine has bir mikrobiyotası vardır. Mikrobiyota nedir? Vücuda yararlı olan bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaların karışımı şeklindedir. Mesela bir orman düşünün. Ormanda da farklı ağaç çeşitleri vardır, farklı hayvanlar vardır ve bunlar aslında bir denge oluşturur kendileri arasında. Her birinin fonksiyonu vardır ormanın içinde. Yani orman ekosistemini dengeye sokar. Bizim vücudumuzun o farklı bölgelerindeki mikrobiyota da, mikrobiyom da aslında normal şartlarda sağlıklı bir insanda denge halindedir. İşte ciltteki pH değişimi olsun, cilt için konuşacak olursak, stres olsun, yanlış beslenme olsun, bir de çeşitli cilt rahatsızlıkları olsun, bunlar dengenin bozulmasına sebep oluyor. Denge bozulunca da ne oluyor? Cilt daha da kötüye gidiyor. Aynı şekilde bu mikrobiyotun dengesinin bozulması yaşlılık sürecini de hızlandırıyor. Bu durumda bizim dışarıdan takviye almamız gerekiyor. Bunlar da probiyotikler. Probiyotikler aslında hali hazırda vücutta yaşayan bu bakteri, mantar, mikroorganizmalarıdır diyebilirim. Evet. Zaten o denge bozulduğu zaman o floradaki bakteri birbirinin dengesi bozulduğu zaman zararlı hale gelmeye başlıyor bu kesinlikle sefer. Kesinlikle istemez. O anlamda probiyotikleri kullanıyoruz. Yani isterseniz ağızdan da takviye alabilirsiniz. Yani cilt için konuşacak olursak cilde has probiyotikler var. Ağızdan da alınabiliyor. Kapsül şeklinde, saşe şeklinde. Ya da cilt bakım rutininizde de yine probiyotikleri kullanabilirsiniz. Yine cilde has olması şartıyla. Peki hocam, bu probiyotiğin hani açarsak da cilt üzerindeki etkisi tam olarak nedir? Mesela birisinde eğer egzama varsa ya da roza varsa ya da herhangi bir hassas cilt problemi varsa altında yatan başka sebepler de vardır. Fakat en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında bu dengenin mikrobiyota, mikrobiyom dengesinin bozulmasıdır. Hani probiyotik alınarak takviye olarak bu hastalıkların önüne geçilmiş oluyor. Anladım. Şimdi diriliş bitkisi diye bir bitki var hocam. Evet, daha diriliş bitkisi nedir ve cilt üzerindeki etkileri nelerdir? Diriliş bitkisi Güney Afrika'ya has bir bitki. Hatta Güney Afrika'nın çöllerine has. Biliyorsunuz çöller kurak iklime sahip. Çok fazla yağmur almaz. Bu dönemlerinde çöllerin, çöl ikliminin bu bitki yuvarlak bir çalı şeklinde duruyor. Ama hiçbir şekilde ölmüyor. Kendini koruma altına alıyor bir tane içinde bulunan maddeden dolayı. Yani dışarıdan baktığınızda ölü zannedersiniz ama değil. Çölün yağmur dönemleri denk geldiğinde, yağmur yağdığında o bitki yine içindeki madde vasıtasıyla tekrardan yeşeriyor, canlanıyor. İşte o içindeki madde cildimize de aynı şeyi yapıyor aslında. Cildin yavaşlayan metabolizmasını tekrardan yükseltiyor, enerjisini geri getiriyor. Doğasına uygun davranıyor cilde. Kesinlikle. Bu da nasıl bir etkiye sahip oluyor? Kırışıklıkların önüne geçiyor. Var olan kırışıklıkları hafifletiyor. Bir de çeşitli cilt hastalıklarını da aslında bir şekilde tedavi ediyor. Özellikle hassas cilt problemlerinin egzama gibi, roza gibi ve cilt kuruluğunda da aslında çok etkili. Peki hocam, bu verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Çok sağ olun.
Sevgili 8'e sağlık izleyicileri, bugünkü konuğumuz uzman eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin hanımefendiydi. Kendisi bize çok değerli bilgiler verdi. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin, sağlıkla kalın.